Sivas'ın yöresel lezzetlerin dijitalleştirilmesi projesi kapsamında bugün Razi ablayla baduç aşı yapacağız. Razi abla, malzemeleri alabilir miyiz? Baduç aşımız için malzemelerimiz bir ölçü, bir çay bardağı kara mercimek deriz Divriği'de, köy mercimeğimiz. Bir ölçü açlık bulgur deriz, iri bulgurumuz. İki kaşık salça, reyhan, pul biber, karabiber, kuru soğan, tereyağı, tuz ve et suyumuz var. Ana malzememiz baduç dediğimiz doğranmış ve haşlanmış fasulyemiz. Baduç aşımızın yapım aşaması da şöyle. Suyumuzu tencereye, sıcak su ve et suyu tencereye alıyorum. Biraz et suyu ekliyorum. Çiğden koluyor malzemesi. Sadece tereyağı ve reyhanını üstüne yakacağız yağını. Baducumuzu alıyorum. Yeteri kadar. Bu önceden haşlanmış, doğranmış ve haşlanmış baducumuz. Soğanımızı ekliyorum. Mercimek. Bulgur. Salçamızı ekliyorum. Pul biber. Karabiber. Ve tuzumu ekliyorum. Şöyle bir salçasını da ezerek karıştırdıktan sonra bunu kaynamaya bırakıyoruz. Yarım saat kaynayacak. Sonra üzerine tereyağı ve reyhanını yağını yakarak ilave edeceğiz. Baduç aşımız pişti. Şimdi yağını yakacağız üzerine. Tereyağını eritiyoruz şu anda üzerine. Sadece baharatını, tuzunu hepsini kattığımız için sadece tereyağı ve reyhan yakarak çorbamızın bitimine geleceğiz. Yağımız yandı. Altını kapatıp reyhanını ekliyorum. Karıştırmayınca taşıyor tereyağı. Yeteri kadar ekledim reyhanı. Kuru otları tereyağında böyle kavurduğumuz zaman reyhası, ıtırı biraz daha çıkar. O yüzden böyle sıcak ekliyoruz. Şimdi yağını veriyorum çorbamın. Baduç aşımız hazır. Dediğim gibi. Şimdi servis ediyoruz.